Evet sevgili dostlarım, heveslenme vazgeçiş sarmalından çıkmak. Bu döngüden çıkmak için öncelikle şunun farkına varmamız lazım. Çeşitli alanlar düşünün şu anda. Borsada yatırım yapmak olabilir, kilo vermek olabilir, bir enstrüman çalmak olabilir. Düzenli kitap okumaya başlayarak entelektüel kapasite birikimini arttırmak olabilir. Bunların insanlar çeşitli dönemlerde birkaçına, birine ya da hepsine birden heveslenebiliyorlar. Doğum günlerinde, yılbaşlarında ya da bir arkadaşlarının o alanda ilerlemesini gördüklerinde ya da etkilendikleri bir videonun akabinde bir heves yükselmesi meydana geliyor. Ya da kendi hayatlarıyla ilgili bir hedef olabilir, bir proje olabilir. Yabancı dil öğrenmek de bunun için çok güzel bir örnek. Bu heveslenme durumundan sonra ise arkadaşlar, belli bir süre, bir ay, üç ay, belki altı aya varacak kadar düzenli çalışmalar, sonuçları da gelmeye başlıyor. Kişi tatmin de oluyor. Ama bir noktada dostlarım bir vazgeçiş geliyor ve o dönemin sonuna gelinip adeta o konuyla ilgili insan kendi iç dünyasında bir konsensusa vararak bütün çabalarını sonlandırma yoluna gidebiliyor. Şimdi bunun neden olduğu çok derin bir konu. Yani insanın iç dünyasında neden kendini sabote ettiği. Ama size şu tüyoyu vereyim, ipucunu. Tamamen duygularla alakalı bir süreç cereyan ediyor içeride. Korkular baskın gelebiliyor. Başarı korkusu var. Başaramama korkusu var. Başarıp koruyamama korkusu var. Birçok korkular insanın içinde özellikle başarının gelmeye başladığını hissettiğinde. Bakın para biriktirip yatırım yapmaya çalışan birisi parası belli bir noktaya kadar büyüyene kadar planına çok sadık kalabilirken belli bir noktaya geldiğinde kendini sabote edici bir takım davranışlara girebiliyor. Başka insanlarda bu düzey değişik. Ya yani belli bir paranın üzerine çıkmak insanları korkutabiliyor arkadaşlar. Ay ben bunu harcayayım ya benden alırlarsa ya biri benden isterse ya dolandırılırsam çok acayip acayip. Akla mantığa aslında ciddi ciddi düşününce aykırı olan bir takım düşünce ve inanışlarla dostlarım insanlar bu hatalı davranışlara yapabiliyor. Vazgeçişlere gidebiliyor hedeflerinden. Aslında o vazgeçiş anları biliyor musunuz? Üst düzey başarının kapısında geliyor. Yani biraz daha eğer iç dünyanızı gözlemleyip o vazgeçiş anını yakalayıp aha işte şimdi başarıya ramak kaldı, sınanıyorum ve ben çabalarımı devam ettirirsem inanılmaz derecede büyük bir başarının yeni bir faza geçeceğim yani ve inanılmaz başarılı bir sonuç alacağım bu alanda diyerek kendini motive etmesi gerekiyor. Ben buna heves perçinleme diyorum. Yani heveslenme vazgeçiş döngüsünden, sarmalından çıkışın altın anahtarı kişinin hevesini perçinlemesidir. Yani piyano çalmaktan artık zorlandığını hissettiğinde, haz almadığını hissettiğinde bu sonucu gözünde canlandırmak olabilir, sonucu düşünmek olabilir. Yani çok iyi bir şekilde piyanoyu hatasız çalıp birkaç şarkılık bir repertuar oluşturup evine gelen misafirlerine bunu çaldığını ya da sosyal medyada yayınladığını olabilir. Hayal edip kendi hevesini perçinlemesi gerekiyor. Aynı şekilde hisse senedi biriktiren bir insan belli bir tutara ulaştığında mesela düşünün telefon alabilecek bir kıvama geldi şeyleri, hisse senedi birikimleri. Normalde de telefon alması kişinin kendi yaşamında zorlayıcı. Yeni modeller çıkmış, kendi gücü yetmiyor. Maaşlı bir çalışan olduğunu düşünün. Telefon parası orada gördüğü anda ya ben bunlar ne olacak ki zaten? Yani zengin mi olacağım bu kadarlık hisse yatırımıyla? Ona katlasa şu kadar olur. Ne olacak ki? Hadi ben gideyim bu telefonu alayım. Bu tamamen kişinin iç konuşmalarıyla kendi kendini ikna ettiği ve genellikle de iyi noktaya sevk etmeyecek bir şekilde yola gireceği doğrultuda ikna ettiği yani olumsuz bir ikna edişle beraber bu yatırım planından vazgeçerek anlık zevke yönelebilir. Zaten bizim vazgeçişlerimizin altında yatan duygulardan sonraki ikinci şey aslında bu da tabii ki duygularla alakalı
acıdan kaçınmak, kısa vadeli acılara, uzun vadeli zevkler için katlanamamak, disiplin sağlayamamak da diyebiliriz. Bu da bir korku aslında. Yeter. İşte acılı bir takım antrenmanlar, yağ yakmak için ya da kas kazanmak için yapılan uzun süreli terletici, yorucu idmanlara bir noktadan sonra yeter ya, of, bu da hayatım boyunca böyle mi yapacağım falan diyerek kişinin kendi kendini maalesef kötü bir şekilde, kötü bir yola ikna ettiği bir süreç. Birçok insan görürsünüz, kiloları canına tak eder, profesyonel bir diyetisyenle çalışır, iyi de sonuç alırlar. Bakıyorsunuz bir ay sonra, üç ay sonra çarpıcı şekilde kilolar verilmiş, kıyafetleri bollaşmış. Ama bu bir noktada nedense bırakılıyor ve eski hale dönmüyor arkadaşlar, çok ilginç bir şekilde. Korunamıyor o başarı. Başarı başarının biraz da düşmanı dostlarım. Bununla ilgili başka bir videoda çekeceğim zaten. Çok sevdiğim bir felsefe. Çalıştığım insanlarda bile böyle. Şimdi benim çalıştığım arkadaşlar da bu videoyu dinlerken kendilerini bir çek etsinler bakalım. Şu son dönem özellikle. Bu videonun çekildiği tarihlerde. Yani bir başarı ortaya koymak için canla başla bir program yapıyoruz. Aylar harcanıyor. Ben de elimi taşın altına koyuyorum. Kişiyi motive etmek için bilmem ne. Bir nokta geliyor. Ya başarı geldiğinde bir şımarıklık, bir rehavete kapılmak. Yani bu özellikle de yani arkadaşlar parasal başarı geldiğinde oluyor. Ya biz parasal başarıya giderken ben bazen düşünüyorum. Fazla girmeyeceğim bu konuya, başka videonun konusu ama. Yani bir parasızlık nedeniyle, daha doğrusu parasızlık demeyelim de hani istediklerini yapacak kadar parası olmama halinde istediklerini yapabilmek için para kazanma motivasyonuyla yapılan bütün zorlayıcı aktivitelerin, bütün gelir elde etme faaliyetlerinin, bütün şeylerin, çabaların parasal başarı geldikten hemen sonra sanki nihai hedef buymuş gibi bırakılması. Yurt dışı seyahatleri, pahalı pahalı alışverişler. Ya arkadaşlar bakın, yurt dışı seyahatine çıkılır. Pahalı alışverişler yapılır. Ben de yapıyorum. Kendimi ödüllendirmek için. Ama daha bir altyapı otursun ya. Biraz bir bakalım yani, bir otursun, bir bu yeni döneme bir alış, oturt yani. Koruyabilecek duruma gel. Bu tıpkı işte şey gibi ya, kilo vermiş bir adamın, oh ben verdim kiloları, bu akşam da yiyeyim pizzaları, börekleri, baklavaları, profiterolleri demesine benziyor dostlarım. Olmaz. Ya da borçlardan kurtulma planı yapılan bir durumda artık bakın mesela kartlar dönmüyor, en uç noktaya gelmiş. Tabii ki bıçak kemiğe dayandığı için müthiş zorlayıcı kemer sıkma politikaları. Kartlar dönmeye başladı mı gene aman bu akşam da bir restoranda yemek yesek bir şey olmaz. Aman kızın doğum gününde çok iyi bir pastaneden pahalı bir pasta alayım, şey yapalım, büyük masraflı bir parti yapalım kızımıza falanlar başlayıp bir bakılıyor 2-3 ay içerisinde tekrar o eski duvara çarpılan noktaya geri dönülmüş. Halbuki o plana uyulsa, o heveslenme devam etse, borçsuz bir yaşama doğru gidişat, sen bugün zorlandığın her şeyi ya 1, 2, 3 yılda hadi ya 3 yıl harcasan inanılmaz bir altyapıyla çok daha rahat bir şekilde borçsuz olarak yapacaksın zaten. Paranın çok değişik bir çalışma matematiği var arkadaşlar. Eğer parayı sizin için çalıştırmayı becerirseniz, hepsini harcamamak burada en önemli kriter. Bakın %10'unu dahi seyretseniz, yani tasarruf ederek birikimlerinizi aktarsanız orta uzun vadede çok anlamlı birikimler elde edebiliyorsunuz. Borsalar var. Faiz hassasiyeti olmayanlar bileşik faizin gücüyle edebilir şu andaki dönem. İnanılmaz yüksek faizlerin olduğu bir dönemde. Çok kısa sürelerde, çok kısa marjlarla inanılmaz getiriler elde eden insanlar var. Ondan sonra bu gelir akışı oluşturulduğu zaman parayı büyütme, yani ne hangi yatırım aracını tercih ettiğinizin de bir önemi yok. Yatırım disiplini kazanıldıktan sonra dostlarım, bakın gerisi ne kadar güzel olacak. Bakın ne kadar harika bir mutluluk seviyesine ulaşacaksınız. Buradan açık çağrı yapıyorum. Kilonuz varsa vermeye, borcunuz varsa kapatmaya, hedefleriniz varsa onları gerçekleştirecek duruma gelmeye, yabancı dil öğrenme hedefiniz varsa bununla ilgili kolları sıvamaya, borsa değilse senede biriktirmek istiyorsanız buna, kas yapmak istiyorsanız buna, araba almak istiyorsanız buna, nice her türlü hayaliniz için bunlara heveslenmeye davet ediyorum ilk etapta.
Heves çünkü her şeyi başlatan yerdir. Heveslendikten sonra güzel bir planlamayla yola çıkmaya ve vazgeçme anlarında kendini sabote etme anları geldiğinde bununla savaşarak bir irade sergileyerek o eşiği aşmaya davet ediyorum dostlarım. Bakın görün hayatınız çok daha mutlu, doyumlu ve anlamlı bir hale gelecek. İnanın bana yani bakın hem kendimde hem çevremdeki birçok insanda ya adım gibi biliyorum bunu yani arkadaşlar. Müthiş bir hayat sizi bekliyor. Ve sadece sonuca ulaştığınızda değil süreç boyunca güçlendikçe o iyi hissetme hali artarak devam edecek. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.